Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. İsveç Ligi'nde 15. haftaya girildi. Cumartesi günü Gais evinde Gefle'yi ağırlıyor. Gais 5. sırada ve 23 puanı var. Gefle de 4. sırada 24 puanı var. İki zirveye oynayan takım diyebiliriz aslında. Zirveden çok kopmuş değiller 5. ve 4. olsalar da. İki takımın şu 15-14 maçlık performanslarına bakacak olursak Gais çok iyi bir iç saha takımı görüntüsü çizdi şu ana kadar. 6 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti var. Ama mağlubiyetini Elfsborg'a karşı aldı ama galibiyetleri genelde hep alt sıradaki takımlarla, hani diğer üst sıra takımlarıyla çok fazla oynamadı. Yani Helsingborg'la, Malmö'yle, Kalmar'la, Örebro'yla bu takımlarla oynamadılar. En iyi galibiyet aldıkları takımlar AYK'ti. Onun dışında hep alt sıra takımlarını yendiler. Ama yine bu onların iyi bir iç saha takımı olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve iç sahada az gol yiyip galibiyetler alan bir takım görünümündeydi. Gefle ise onlar da Gais'in tam antitezi gibi çok iyi bir deplasman takımlar. Elfsborg'u yendiler deplasmanda. Malmö ile berabere kaldılar. Göteborg'u yendiler. 7 maçta sadece bir mağlubiyet yüzü gördüler. Ve deplasmanda puan almayı bilen bir takım görünümünde Gefle ki İsveç Ligi'nde de zaten zirveyi oynamak için deplasmanlarda puan almak gerekiyor. Çünkü genelde iç saha takımları maçlarını kazanmayı biliyor. Ama ben bu maçta Gais'in işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Zaten iki denk güç takımı ve Gais'in her ne kadar içeride iyi oynasa Gefle de deplasmanlarda çok iyi oynuyor. Ve ben o yüzden İsveç Ligi'nde bu hafta beraberliğe en yakın maç olarak bu maçı görüyorum. Bir beraberlik seçeneği denenebilir. Yine aynı şekilde Gais'in az gol yediğini de göz önüne alırsak, hani 0-0 veya 1-1'lik bir beraberlik bekliyorum ben bu maçtan açıkçası. O nedenle alt üst bahsi olarak da 6 ön plana çıkartacağım. Özetleyecek olursak maç sonu bahsi olarak 0, alt üst bahsi olarak da 6 diyorum. Babatorik.